Birinci sınıf kazanım tadında sorular, ikinci test. Birinci soru, yanda verilen tam sayıların en büyüğü en küçüğünden kaç fazladır? Yanda verilen tam sayılara bakıyorum. Sayı doğrusu çiziyorum. Sıfır. Sıfıra en yakın sayı buradaki en büyük sayı. En büyük eksi 6. En küçük de kendisine sıfıra en uzak sayı yani eksi 25. En büyük sayı en küçüğünden ne kadar fazladır demiş. Eksi 6 eksi 25'ten ne kadar fazla olduğunu bulmak için çıkarma yaparız. Birisini ve diğer arasındaki farktır bu. İki eksi yan yana geldiği için her ikisi de artı olur. Sonuç 19. Çözüme bakalım. Evet, aynısını yapmış. Daha düzgün tabii ki. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şöyle bir bakalım sorulara. Evet, 4 tane toplamı çıkarma işlemi var. Şuna bir bakalım ilk önce A şıkkına. 2 tane eksi yan yana gelmiş. Her ikisi de artı olmuş. 4 lira borcumuz var. 3 lira daha borcumuz var. 7 lira borç eder. Burada 2 eksi yan yana geldi. 1 lira paramız olur. Artı 1 olur. 7 lira borç, 1 lira para, eksi 6 eder. Doğru. Şimdi burada 2 eksi yan yana gelmiş. 10 lira borç, 4 lira para ve 3 lira borç. 10 lira borçla 3 lira borcu toplarsak 13 lira borç. 4 lira para işleme katarsak sonucumuz eksi 9 olur. Doğru. Buraya bakalım. 2 eksi yan yana gelmiş. Her ikisini artı yapalım. 5 lira para, 4 lira borç, 1 lira para eder. 1 lira para, 3 lira daha para, 4 lira eder. C şıkkı da doğru. D şıkkı yanlış ama yine de kontrol edelim. Belki bir hata yapmışızdır. 2 eksi yan yana gelmiş. Her ikisi de artı olmuş. Şimdi 3 lira borç, 3 lira parayı götürür. Her ikisi de artı olduğu için. Sonucun eksi 4 kalması gerekiyor ama 4 yazmış. Cevabımız D. Evet. Çözmüş. Üçüncü soru. Yukarıda verilen sayılardan K satırında bulunan en büyük sayı ile N satırında bulunan en küçük sayı arasındaki fark kaç olabilir? K satırında bulunan en büyük sayıya bakalım. Eksi 3. L satırındaki en büyük sayıyı, en küçük sayıyı bulalım. Eksi 20. Şimdi burada olabilir demiş. Hangisini hangisinden çıkartacaksınız? Eksi 3, eksi 20 de yazabilirsiniz. Eksi 20'yi başa koyup eksi 3 yazabilirsiniz. İki tane farklı sonuç olabilir. Burada iki eksi yan yana geldiği için artı olur. Parantezsiz 20 lira para olarak yazabilirim. 17. Şıklara bakıyorum, 17 yok. Tamam. Burada iki eksi yan yana gelmiş. Eksi 20 artı 3. 2 eksi yan yana geldiğinde her ikisi de artı olacak. 3 lira para anlamına gelecek. Parantezsiz 3 lira olarak yazdım. Eksi 17. Cevabımız Adana. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Burada işlemi yazıyorum. 12 eksi artı 3 eksi eksi 4 12 eksiyle artı gördüğümüz zaman ne olacak? Yer değiştirecekler. Parantezlerin arasındaki işaretin artı olması gerektiğini unutmayın. 2 eksi yan yana geldi. Her ikisi de artı oldu. Şimdi artık paralarım ve borçlarım olarak düşünebilirim. 12 lira burada param var. 4 lira da burada param var. 16 lira eder. 3 lira borcumu ödediğim zaman benim durumum 13 lira olur. Evet. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Bu işlemi yazıyorum. Tabii ki çok mükemmel yazamıyorum bu grafik tablet kalemiyle. Yine de idare ediyoruz bakalım. Şimdi parantezin içinde 1 eksi 1 artı yan yana gelmiş. Bunları ne yapacağım? Kurala göre yer değiştireceğim. Eksi artı gördüğüm zaman yer değiştirecek. Eksi. Eksi 4 eksi 3 bir köşeli parantezin içinde. Buranın sonucunu bulabilirim. İçeride bir parantez yok. 4 lira borç, 3 lira daha borç, eksi 7.
Pekala. Şimdi şurası. Artık köşeli parantezin içinde bir toplama işlemi var. Yapabilirim bunu. 5 lira borç, 3 lira daha borç, 8 lira borç eder. Burada 2 eksi yan yana gelmiş. Her ikisi de artı olacak. İşlemin sonucu eksi 1. 8 lira borcum var, 7 lira param var. Sonuç eksi 1. Evet, tek tek çözülmüş. 6. soru. KLM işlemleri vermiş. K, L ve M'nin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Hepsini hesaplamam gerekiyor. 2 eksi yan yana geldiği için her ikisi de artı oldu burada. 4 lira para, 3 lira daha para, 7 lira. K 7. D yerine bakın eksi 8 eksi K demiş. Şimdi eksi 8 eksi K 7. 7'yi parantezsiz bir şekilde yazabilirim. Burası 8 lira borç, 7 lira borç, eksi 15 olur. Evet. M'ye bakalım. L eksi artı 12 demiş. Şimdi L'yi yazıyorum eksi 15. Fakat şurada iki işaret yan yana gelmiş. Yer değiştiriyorum. Bakıyorum. 15 lira borç, 12 lira borç, eksi 27. Buradaki en büyük sayı K, 7, pozitif. Sonra L, en küçük değil mi? K büyüktür, L büyüktür, M. A şıkkı. 7. soru. En büyük negatif tam sayı, en küçük iki basamaklı sayıdan ne kadar fazladır? Bir sayı doğrusu çizelim. Her zaman bu tip sorularda bir sayı doğrusu çizin. En büyük negatif tam sayı eksi 1. Herhangi bir basamak sayısı söylemediği için eksi 1. En küçük iki basamaklı tam sayı nedir? Şimdi en küçük dediği zaman bana negatif mi pozitif mi diye belirtmediği için negatifleri de katabilirim, düşünebilirim. En küçük iki basamaklı tam sayı eksi 99. Şimdi eksi 1 eksi 99'dan ne kadar fazla? Arada fazlalığını bulmanız için büyük eksi 1 bahsettiğimiz sayıyı diğerinden çıkartmamız gerekiyor. 2 eksi yan yana geldiği için artı olur. 98 birim daha fazladır. Evet, yukarıda verilen şemaya göre soru işaretiyle gösterilen kutuyu aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Burada dikkat etmek lazım. 2 eksi yan yana gelme durumu var. 5 eksi eksi 3. Bakın. 5 eksi eksi 3. 2 eksi yan yana geldi. Her ikisi de artı oldu. Sonuç 8. Eksi 3 ile 4'ü toplamamı istiyor. 3 lira borç, 4 lira para. Sonuç 1. 8 eksi 1. 8 lira para, 1 lira borç, 7 lira. Yukarıda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işleme bakıyorum. 3, 6, 9, 12 tane pul var. Bunların 9 tanesi çıkmış ve 3 tane kalmış. Sonucum zaten artı 3 olması lazım. Direkt cevap D şıkkı. 12 tane puldan 9 tane pul çıkmış. Cevabımız C. 10. pulda 10. soruda yukarıda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çocuklar sonuç artı 3 olması lazım. Sonucun eksi 3 olduğu şıkları eleyin. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane negatif pul varmış elimde. 9 tane negatif pulun çıkmasını istiyorum. Bunu yapabilmek için 3 tane sıfır çifti eklemişim. Cevabımız C. 6 tane negatif pul olduğunu buradan görüyorum. 9 tane negatif pulun çıktığını görüyorum. Cevap C. A, B ve C mutlak değer. A, eksi 2'nin mutlak değeri 2. B, eksi 2, eksi 2'nin mutlak değeri. Önce içindeki işlemi yapalım. Eksi 2, eksi 2 daha eksi 4.
-4'ü 4 eder. C'ye bakalım. 2 lira borç, 2 lira borç, 1 2 lira daha borç daha. -6'nın mutlak değeri. Mutlak değer ne yapacak bunu? Pozitif hale getirecek. 6. Buradaki en büyük sayı C, sonra B, sonra da A. Yanda verilen dart tahtasına 2 atış yapılmış ve isabet etmiştir. Buna göre 2 atış sonunda elde edilen 2 puan arasındaki fark en fazla kaçtır? Şimdi buradaki farkın en fazla olmasını istiyorsak en büyük sayı ve en küçük sayıyı almamız lazım. En büyük sayı 11 puan. Fark işlemi her zaman nedir? Çıkartmadır. Buraya 2 eksi yan yana gelsin diye en küçük sayıyı alacağım. Yani eksi 7'yi. 2 eksi yan yana geldiği için artı olacaklar. Sonuç 18. Evet. Yukarıda verilenlere göre A artı B işleminin sonucu kaçtır? Bakın A ile B'yi toplayalım. 2 lira para 2 lira borcu götürür. 3 lira borç 3 lira parayı götürür. 4 lira para 4 lira borcu götürür. 5 lira borç 5 lira parayı götürür. Burada elimde ne kaldı? 20'ye kadar sayılar gider. Bu A 1'den 20'ye kadar, B de 1'den 21'e kadar devam etmiş. Elimde şu 1'ler kaldı. Hepsinin işareti pozitif. Bir de sonunda 21 kaldı. 1, 1 daha 2. 21 de ekle 23. Yukarıdaki eşitliğe göre mutlak değer A'nın en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden ne kadar fazladır? Şimdi A mutlak değer içinde vermiş. A yani 9 olabilir. A eksi 9 olabilir. A'nın 9, en büyük tam sayı değeri yani 9 en küçük tam sayı değerinden ne kadar fazladır? Aradaki fark 9'dan eksi 9'u çıkartacağım. 2 eksi yan yana geldiği için her ikisi de artı olacak. Sonuç 18. Burada zorlanabilirsiniz. Sayı doğrusunu göstereyim. Bakın birisi artı 9, diğeri eksi 9. Aralarındaki mesafe, aralarındaki fark 18 birim. Buradan bahsediyoruz. 9, eksi 9'dan tam 18 birim daha fazla. Yukarı verilen sayılardan toplama işlemine göre tersi en büyük olan sayı, toplama işlemine göre tersi en küçük olan sayıdan kaç fazladır? Burayı iyi okumak lazım. Toplama işlemine göre tersi en büyük olan sayı. Toplama işlemine göre tersi, eksi 84'ün tersi artı 84'tür. Ve buradaki bütün sayılardan büyüktür. Burada bahsettiği sayı eksi 84. Toplama işlemine göre tersi en küçük olan. Toplama işlemine göre tersi en küçük olan buradaki sayı artı 63'tür. Toplama işlemine göre tersi eksi 63 olur. Ve buradaki bütün sayılardan daha küçük olur. Evet. Bahsettiği sayı da eksi 63. Artı 63. Şimdi bu sayı diğerinden ne kadar fazladır? Sayıların terslerini kendilerine almamış, terslerini almış. 84'ten 63'ü çıkartmış. Sonuç 147. 16. soru. Burada üçgen vermiş, yuvarlak vermiş. İşte bir tane yıldızlı bir şekil vermiş. İşlemin sonucu nedir? Bunları bir bulalım. Üçgeni bulalım. 2 eksi yan yana geldiği için her ikisi de artı olacak. 2 artı 2 eşittir 4. Ondan sonra 1 lira para, 1 lira borç, 2 lira para, sonuç 1. Eksi ile artı yer değiştirmesi lazım. Eksi 5'i yazıyorum. Artı eksi 3 yer değiştirdim. 5 lira borç, 8 lira borç, eksi 8. Şimdi şuradaki yuvarlak, eksi içinde yıldız olan yuvarlak ve üçgen işlemi.
Bu yuvarlak yerine ne yazıyorum? 1. Eksiyi koydum. Bu işlemin eksisi. Şu içine yıldız olan yuvarlak eksi 8. Sayının kendisi. Eksi. Üçgene baktım. Parantezsiz bir şekilde direkt borç olarak düşünelim diye 4 yazıyorum direkt. Burada 2 eksi yan yana geldiği için artı olması lazım. 8, 1 daha 9. 9'dan 4 çıktı. 5. Evet çocuklar. Burada kalalım.